Değerli arkadaşlar, bugün güzel bir projeye başlıyoruz sizlerle. Çünkü bizler yaptığımız içerikleri hep sizden gelen videolarla oluşturuyoruz. Bu sebepten dolayı bazen çok ileri tekniklerden bahsediyoruz, bazen çok amatörce. Abi, her şeye sıfırdan başlayacağımız, bize tek tek her şeyi öğretebileceğimiz bir kovaleni, bir kovan oluşturabilir misin? Çok güzel bir fikirdi, biz de buna başladık. Değerli dostlar, bir kovanı alıp ve bundan sizlere bal üretmek, anar üretmek, aşama aşama bu mevsimde bunu yapacağız, bu mevsimde bunu yapacağız, tek tek göstermek istedik. Hatta bir kovan almak yerine başka bir mevcut kovanımızdan arı bölerek anı arasında kendisine ürettirmek, kendisine çıkarttırarak çiftleştirmek, daha sonra geri getirmek ve bunların bütün kontrolünü yapıp bal sağımına kadar tek tek sizlerle benim, yani ortak bir kovanımız olsun istedik. Ve ilk bölümümüze de şimdi başladık. YouTube kovanı birinci bölümümüz. Her şeye sıfırdan başlıyoruz. Öncelikle değerli dostlar, bir tane kovanım var burada. O kovanım da şu. Bu kovanımı gelişigüzel temizledim. Daha önce kullanmış olduğum ikinci el polen tuzaklı bir kovan. İçerideki bakımlarını yaptım, sildim. Biraz da güneşte beklettim. Polen çekmecesi vardı. Bunu da temizledim. Bunu da taktım. Her şey hazır vaziyette. Ve değerli dostlar, daha önceden bir tane ballı çerçevemi aldım. Şöyle göstereyim bakın. Sonbaharda kullanmadığımız, arılara daha sonra verebiliriz dediğimiz, hani arılar da besin olarak tüketsin diye dediğimiz ballı bir çerçeve. Besin değerini buradan saklasın diye. Bunu sizler için YouTube kovanı bölüm 1 için, beraber olacak kovan için feda ediyorum. En baş çıtaya koyuyoruz. Değerli dostlar, en baş ben kovanın arkasından baktığımda, bu arada her zaman koloninin arkasından çalışılır, önünden çalışılmaz değerli dostlar. Ben arkadan baktığımda sağdan sola ilerleyerek çalışırım. Soldan sağda çalışanlar var. Eksisi var mı, artısı var mı? Bazı çalışmalarda sağdan sola çalışmanın daha verimli olduğu gözlemlendi. Aynı zamanda arıları kendi ortamına bıraktığımızda onlar da genelde %95 sağdan sola çalışma refleksi gösteriyorlar. Şimdi bizler bakacağız. Bu koloniyi sizler için seçtim. Bu koloni değerli dostlar, şöyle üzerinde bir kek var. Reklam olmasın, onu alayım. Evet. Değerli dostlar, kovanımı açtım. Daha öncesinde kek vermiştim. Onları alıyorum. Bunları birazdan toplayacağız, atacağız. Beslediğimiz ürünleri alıyoruz. Evet, onları da koyuyoruz. Burada varroa şeridimiz var. Onu da koyuyoruz. Evet. Şu anda burada çalışma ortamımı hazırladım. Körük arıcının silahıdır değerli dostlar. Körüğün içerisine defne yaprağı, portakal kabuğu, okaliptüs yaprağı, çınar yaprağı attığınızda aynı zamanda doğal bir varroa mücadelesi olacak. Aynı zamanda duman verdiğimizde arıların iletişim refleksleri ortadan kalktıkları için bize zarar verme olasılığı daha da azalacaktır. O yüzden arıcının silahı körüktür her zaman. Bu bir kenarda her zaman dursun. Sevgili dostlar, el demirimizi alıyorum. Bu çıtadan ilerlemeye bakıyorum. Tek tek bakacağız. Arılarımızın durumu ne? Hırçınlaştığını hissettikçe körük vereceğim. Şu anda akşam saatine yakın. Aslında arıları pek açmamak lazım, bakmamak lazım ama sizler için bunu yapacağız. Evet. Bu arada bu kolonimiz çalışma yaptığımız bir koloni değerli dostlar. Varroa ıslığı, aynı zamanda güvelerini kabartma, bunların ıslığı için yaptığımız bir koloni olduğundan dolayı polen tuzağı olmayan çam bir koloni değerli dostlar. Bizi sürekli YouTube'dan çalışmalarımızı izleyenler daha da iyi bileceklerdir. Evet, fazla peteklerini alıyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum. Durumunu gözlemlemeye bakıyorum. Burada bu koloninin ana arısını görmeye çalışıyorum değerli dostlar. Ana arısına bakarken burada gördüklerimiz %90'ı işçi arı. Ama son çıtalarda her zaman bunlar erkek arıdır değerli dostlar. Bu erkek arılar uçamazlar, hiçbir şey yapamazlar. Sizi sokamazlar da şöyle bakabilirsiniz. Hiçbir şey yapamazlar. Sizler için bir tane daha alayım. Bunlar uçmasını bilmeyen
erkek arılar, iğnesi de yok, hiçbir şey yapamazlar. Bakıyoruz, gözlemliyoruz, gayet de güzel bal da getirmişler. Varroa mücadelesine bakıyorum, çok da başarılı, hiçbir problem de görmüyorum şu an. Evet, bu kolonimi de şimdilik böylece koyuyorum. Evet. Şimdi diğer çıtaya bakıyorum. Evet. Bu güzel bir çıta. Bakalım durum ne gösteriyor? Evet. Yine gözlemliyoruz, bakıyoruz. Burada bal da görüyorum değerli dostlar. Küçük küçük polenler de görüyorum. Polen görüyorsam bileceksiniz ki bu çıtanın tam karşısında kapalı yavrular var. Ben hemen anlıyorum. Zamanla tecrübe olarak sizler de anlayacaksınız. Bu binlerce arının içerisinde ana arı var mı diye hızla bakıyorum. Bizim gözümüz alışkın olduğu için çok çabuk tespit edebiliyoruz. Ana arı burada yok. Buraya da bakıyorum. Genelde bu bölümlerde, yumurtlamaya yakın bölümlerde ana arılar olabilir ama biz körük yaptığımızdan dolayı ikinci, üçüncü çıtaya da çok çabuk kaçabiliyorlar. Bu polenli ve ballı arılı çıtayı değerli dostlar kendi kovanımda bölme yapacağımız, bizim beraber yapacağımız YouTube kovanı için saklıyorum. Hoşuma gitti. Onu şimdilik bu son tarafa koyuyorum. Unutmuyoruz. Aklımızda olsun. Önlem olsun diye biraz daha körük yapalım. Arılar sahiplerini tanımazlar. Sahiplerini bilmezler. Hatta beni pek sevmezler. İkide bir gelip kovanlarını karıştıran adam muamelesi yaparlar. Ya da bir canlı, ya da onların gözünde artık neysek. Beni kendi kokumdan daha iyi tanıyorlar ve tehlike olarak görebiliyorlar. Yani arılar gelirken asla parfüm, zıt kokuları da kullanmayacağız, sevmezler. Aynı zamanda benim gibi mavi tarzı giymeyin. Beyaz ağırlıklı giyerseniz de çok faydası olur. Diğer bir çıtaya bakıyorum. Bakalım. Çok güzel bir sürü şey gördüm. İçinde inanılmaz harika larvalar var. Bizim aynı zamanda ana arı larva koloni tanıtım videomuz var. Bakın içinde böyle larvaları var. Hatta ana arı burada dahi olabilir. Birazdan daha dikkatli bakacağım buna. Değerli dostlar, bundan kendilerine yüksük yapmaları için çok da güzel yüksükler gördüm burada. Yüksükler diyorum, larvalar gördüm. Bir günlük larvalar, günlük yumurtalar da gördüm. Bunu değerlendirmesini isteyeceğim. Bu koloniden değerli dostlar kendimize bir ana arı oluşturabiliriz. Bu çıtadan bir ana arı oluşturabilir. Yani bu çıta çok hoşuma gitti. Bu çıtayı değerlendirmek için ben yine bizim kendi kolonimize koyuyorum bunu. Bize torpil geçelim. Kendi YouTube kovanımıza. Temel amaç ana arıyı görmek sevgili dostlar. Ana arıyı görmek için gayret gösteriyorum ben şu an. Ana arımızı görürsek işimiz o kadar çok kolaylaşacak ki. Çünkü yanlışlıkla bizim kendi kolonimize koymamış olmamız çok önemli. O yüzden ana arıyı görmeye çok çok özen gösteriyorum. Tabi zaman içerisinde bu tecrübeler bizler için oluşacak. Tecrübeler baktıkça, gördükçe sizler de daha da rahat bunu tespit edeceksiniz. Ana arıyı görsek kolonimizde hemen hemen kendi kolonimizi oluşturmuş sayılacağız. Evet. Burada bu, hatırlarsanız, larvalı bir çıtaydı sevgili dostlar. Bu larvalı çıtayı kendi oluşturacağım. Bakın az önce larvalı çıtayı aldık. Burada günlük olabilir, ana arı da olabilirdi. Bakın ana arı burada. Şöyle. Anarıyı arkadaşım odaklasın. Çok da güzel bir anarı. İnce, uzun. Bizim çalışma yaptığımız, ıslah yürüttüğümüz anarılardan biri. Gayet de güzel gözüküyor. O yüzden anarıyı ellemeyeceğiz. Anarı eski değerli dostlar kovanına koyacağız. Biz şimdi güzel bir yüksük üretebilecek larvalı bir çıta arıyorum ben şu an. Bakalım. Artık ana arıyı gördüğümüz için içimiz rahat. Çünkü yanlışlıkla hiçbir zaman bölmeyeceğiz. Bakalım. Burada kapalı yavrular var. Larvalar da var. Onları da görebiliyorum. Bakın burada polen, larva var. Ama benim istediğim burada şu an yok. Yani günlük
daha çok yok. O yüzden bunu eliyorum. Tekrardan bizim için sizlerle beraber oluşturacağım koloninin güzel bir koloni olmasını istiyorum. İşte bu. Çok güzel günlükleri var. Kapalı yavruları var. Harika, hoşuma gitti. Bunu beğendim. Aşağıda erkek arılar da var. Bunu beğendim sevgili dostlar. Bunu alıyorum. İkinci çıtaya koyuyorum. Bakın. Ne yapmıştık? Buraya ballı petek koyduk. Onlara torpil olsun diye. Bunu aldım. Buradan ana arı üretmek istiyoruz. İkinci çıtaya da bunu yerleştirdim. Şimdi bir tane daha bakacağım. Şu az önce, bu da güzeldi ama benim asıl üretmek istediğim sevgili dostlar, ikinci çıtadan demiştim. Bunu da alıyorum. Bize torpil olsun. Arıları ezmemeye, onlara zarar vermemeye özen gösteriyorum. O yüzden çok hassas davranıyorum. Bu çıtayı hatırlayacaksınız. Bu da kapalı yavrusu olan bir çıtaydı sevgili dostlar. Bunu da aldım, buraya koydum. Ve buna ne demiştik? Ballı. Yani sizlerle benim ortak bir kolonim olacak. O da güzel olsun. Bizim için bir torpil olsun. Onu da buraya aldım. Şimdi ne yapacağız? Bizim kolonimiz burada oluştu. Bakın. 1, 2, 3, 4 çıta. 1, 2, 3, 4 çıta. Bu ballıydı. Bu boştu. Bunu biz öylesine koymuştuk. Ama ben bunu kapatıp ağzını 5 kilometre öteye götürmem lazım. Çünkü işçi arıların geri dönmemesi lazım. Bu şartlarda ben kendi aynı arılımda böldüğüm için değerli dostlar, işçi arılar geri dönecekler. Dönsünler. Ben birazdan buna son bir arı da silkeleyeceğim. Ve yavru arılarla beraber kendisine arı üresin. Eski arılar yerine dönsün. Bizim işimiz şimdilik bitti. Ama ne yapıyoruz? Şöyle biraz daha bir körük yapalım. Bu arada bana saldırmak istiyorlar. Olabilir, olacaktır o tarz şeyler. Evet. Bu çıta ana arısı olan çıtaydı. Hatırlayacaksınız sevgili dostlar. Bizler ana arısını görmüştük, ayırmıştık. Yanlışlıkla, çünkü kendi kolonimize ana arısıyla beraber bölmemek istiyorduk. Çünkü bölersek sorun çıkacaktı. Bakın, anarımız burada. Evet. Bunu yine kendi eski kovanına koyuyoruz. Evet. Bunu da alıyorum. Eski kovanına koyuyorum. Sevgili dostlar, bu çalışma yaptığımız bir petek. Petek güveleri vardı. Temizleyip temizlemediğine bakıyoruz. Bunu yine sonlara doğru koyacağım. Bundan petek eksildi. Ama işçi arılardan geri dönüş olacak. O yüzden ben şimdi bunlara petek vereceğim. Amca petek getirebilir misin bana? 2-3 tane petek alacağım. Evet. Şimdi gelelim bizim kendi ortak kovanımıza sevgili dostlar. Bakın. Şu kolonidekilerini alıyorum. Biraz içine silkeleyeceğim. Silkeledim. Çünkü burada işçilerden bazıları eski kovana geri dönecekler. Dönsünler. Bizim için hiç sorun değil. Evet. Beraber kendi kovanımız için onlara kek veriyoruz şimdi sevgili dostlar. Bu keki de onlara torpil olsun diye şöyle koyuyorum. Aç kalmasınlar. Çünkü aynı aralıkta böleceğiz ya. Tekrar ediyorum. Birazdan biz bunu alacağız. İleri bir yere, ortak bir yerde karar vereceğiz beraber. Oraya koyacağız. İşçi arılar, tarlacı arılar geri dönecekler. Koloniye bal getirecek arılar az kalmış olacak. Bu sebepten dolayı aç kalmasınlar diye besinini kendilerine vereceğiz. 5 gün sonra geleceğiz. Kapalı yüzükleri bozacağız. Ana arı memelerini bozacağız. Çünkü kapalı yüzükler geç larvadan yapılmış larvalar. 5. 6. gün larvadan yapmışlardır.
Açık olanları beraber karar vereceğiz, bırakacağız. 2 ya da 3 tane yüzük bırakacağız. Bu bıraktığımız 2 ya da 3 tane yüzükten kendisine ana arı çıkartmasını isteyeceğiz ve bu koloniye tek tek bakacağız. 1 sene, 2 sene. Şu an YouTube'da beraber kolonimizi hemen hemen oluşturmuş olduk. Evet, sağ olsun amcam petek getirdi. Bu petekler sevgili dostlar şu an kara petek. Ben bunu eski koloniye veriyorum. Kara petek demeyelim de esmer petek diyelim. Ama baharda sarı petekle çalışmak her zaman daha uygundur. Evet, şu anda fazla fazla koyacağım. Bu ana arıya da eski kekini veriyorum. Ana arıya varroa mücadelesini de veriyorum. Sevgili dostlar, hepsini yaptıktan sonra bunu yavaşça kapatıyorum. Peteğini fazla verdim eski analı olan kovana. Çünkü ne kadar geri dönecek tam bilemiyoruz. Birkaç gün sonrasında bakacağız. Ertesi günde bu zaten bir gün içerisinde belli olacak. Fazla petekler olunca da içinden alacağız. Ama bu kolonimiz şu anda oluşmuş durumda. Bundan yana bir problemimiz yok. Sevgili dostlar, bunu kapatıyoruz. Bizim şu an analı böldüğümüz kovanla ilgili hiçbir sorunumuz kalmadı. Gelelim kendi kolonimize. Kendi kolonimize bir tane sırf strafora problem olmasın diye bir tane boş petek koyuyorum. Bir de bu straforu koyuyorum. Çuval alabilir miyim amca? Kekini de koyduk. Aynı zamanda sevgili dostlar, şimdi sizlerle beraber bunun varroa mücadelesini de yapacağız. Çünkü varroasını da atsın, kendisini de temizlesin. Evet amcam, teşekkür ederim. Bu arada amca, gelirsen beraberiz. Her konuda bana yardımcı oluyor, sağ olsun, eksik olmasın. Aralığımızda beraber yapıyoruz, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilenler bilir zaten, hem Çiftçi TV'de programlarımız var. Hüsnü Güner, teşekkür ederiz. Herkese selam. Evet. Kolay'da varroa ilacı var mıydı Hüsnü amca? Sanırım yine çadırda var. Kavanozdan bir tane alalım. Çünkü yapmışken bunun varroa mücadelesini de yapalım. Sevgili dostlar, bunu bu şekilde sarıyoruz. Bakın. Bu şekilde sarıyoruz. Sardıktan sonra bunun kapağını da kapatacağız. Ama şimdi ben bunu ileride bir yere, bizim işaretli olan bir yerimiz olsun beraber. Bunu oraya beraber götürelim. Evet. Şöyle beraber alalım hatta. Evet. Bu arada biraz ağır da bir kovan. Evet. Bunu sevgili dostlar buraya, bu köşeye bıraktım. Bu bizim kendi kovanımız oldu artık. Şöyle köşede işaretli bir kovanımız olmuş oldu. Şu an biz çalışmalar yapıyoruz. Malum tarih yıllar geçse de bu video izlenecek. Meşhur koronavirüsünün çıktığı zamandayız. Bu koronavirüsünün insanların sokağa çıkma olduğu dönemlerdeyiz. Bizler çiftçilik yaptığımız için şu anda izinliyiz. Bizim biberiye yağı, nane yağı, timol, kekik, doğal varroa ilacı olarak üretilen, kendimiz kartonlara emdiriyoruz. Uçucu aromatik yağlarla ilgili doğal bir mücadele yapıyoruz. İşte onlardan biri. Onu da böyle üzerine koyuyorum. Bakın, böyle üzerine koyuyorum. Şöyle göstereyim. Keki var. Varroa için şeyi tamam. Sarıyoruz. Ve bunun kapağını da en üstte orada. Boşta amcam, en üstte, evet. Yaptık. Değerli dostlar, 5 gün sonra geleceğiz. 4 ya da 3 ila 5 gün arasında bahsettiğim gibi kapalı yüksüklerini bozacağız. Kapalı yüksüklerini bozduktan sonra kendisinin koloni oluşturmasına izin vereceğiz. Burada uçuş telini de göstermek istiyorum sizlere. Şöyle gelsin sevgili Okan yeğenim. Böyle.
Evet, uçuş deliklerini bakın daralttık. Çünkü yağmacılık olmasın diye burasını daralttık. Kovanımızı boyasız bir kovan olarak seçtik. Bunlarla ilgili çalışmaları da yapacağız. Şu an için burada her şey yolunda. Sizlerle beraber YouTube kovanı bölüm 1'i tamamlamış olduk. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.